Merhaba arkadaşlar. Bugün mekansal planlar yapım yönetmeliği kapsamında imar planlarının yapılma esasları üzerinde konuşacağız. Bilindiği gibi imar planları yapıldıktan sonra artık uygulama bu mevcut planlara göre şekillenmektedir. Halk arasında ise planların hazırlanmasıyla ilgili birçok gaybi bilgi bulunmaktadır. Bu videomuzda konuya biraz açıklık getireceğiz. Umarım faydalı olur. İmar planları hazırlanırken hazırlanacak her türlü ölçekteki mekansal veya bölgesel planlar belirli bir takım ilke ve esaslara göre hazırlanır. İmar planlarının hazırlanması kanun kapsamında belirli standartlar, gösterim teknikleri ve tanımlarına uygun olarak yapılır. Öncelikli olarak yapılan bütün planlarda ana amaç kamu yararıdır. Kamu yararı yanında var olan mevcuttaki sorunları çözmek, bölgesel ihtiyacı cevap vermek, bölgenin gelişmesini ve düzenli yapılaşmasını sağlamak, korunacak tarihi yapılar veya alanlar varsa onları korumak ve benzeri birçok amacı vardır. Hazırlanan tüm planlarda PAFTA, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütünlük olması zorunludur. Planlar kademesine, ölçeğine göre ve yapılış amacının gerektirdiği ayrıntı düzeyinde kalmak koşuluyla alt kademedeki planları yönlendirir. Yani üst ölçekli planlardan alt ölçekli planlara doğru giderken üst ölçekli planda verilen kararlar ve yönlendirmeler dikkate alınmalıdır. Çünkü üst kademedeki planlar alt kademesindeki planlara mekansal nitelikte hedef koyan, yol gösteren ve ilke belirleyen planlardır. Yeri gelmişken kısaca plan çeşitlerine de bakacak olursak bunlar mekansal strateji planları, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı şekillerindedir. Mekansal strateji planları 1/250.000'lik ve 1/500.000'lik ülke düzeyinde şematik ve grafik olarak hazırlanan planlardır. Çevre düzeni planları ise 1/100.000'lik ve 1/50.000'lik olarak hazırlanan il veya havza bazında hazırlanan planlardır. Bundan sonraki planımız olan nazım imar planları ise 1/5.000'lik ve 1/25.000'lik arasında hazırlanan planlara denir. Nazım imar planlarına var olan hali hazır haritalar ve kadastral durumlar da işlenir. Uygulama imar planları ise hali hazır ve kadastral haritalar üzerine 1/1000'lik olarak hazırlanan bölgenin genel özelliklerini, fiziki yapılanma şeklini ve büyüklüklerini, bununla beraber cephe hatlarını, taks, kaks, emsal gibi kat yüksekliği de dahil olmak üzere bütün detayları gösteren planlardır. Yani yapılaşmada kullandığımız planlar 1/1000'lik uygulama imar planlarıdır. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere mekansal strateji planı, çevre düzeni planı ve nazım imar planları büyük ölçekli planlar olup bunların üzerinden ölçü alınarak arazide uygulama yapılamaz. Kanun da zaten bunu kısıtlamıştır. Ölçü alınarak uygulama yapılacak plana örnek verecek olursak 1/1000'lik uygulama imar planlarını gösterebiliriz. Çünkü ölçek büyüdükçe hassasiyet azalır, hata oranı artar. Gerçi gelişen teknoloji ve kullanılan aletler sayesinde artık planlar üzerinden ölçü alınarak araziye tatbik etme dönemi ortadan kalktı. Yine bununla beraber üst ölçekli planların küçültülmesi ile alt ölçekli planlar üretilmesi veya alt ölçekli planların büyütülmesi ile üst ölçekli planların üretilmesi mümkün değildir. Genel planlama esaslarına tekrar dönecek olursak, planlarda doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunma ve kullanma dengesinin sağlanması da esastır. Planlama çalışmaları yapılırken mevcut yapıların ve çevrenin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak da planlarda ilgili kararlara yer verilmek zorundadır. Yine planlar yapılırken de afet, jeolojik ve doğal verilerde esas alınır. Bununla beraber mevcutta olan geleneksel yapıların dokusunun korunması da esastır. Buna örnek olarak Kastamonu evlerini gösterebiliriz. O bölgede bir planlama çalışması yapılacaksa mevcut dokunun kat yükseklikleri ve bina cepheleri planlardaki eski dokuya uygun olarak
planlanmak zorundadır. Şayet ülke ve bölge düzeyinde karar gerektiren büyük projelerin yapılması söz konusu ise, bu durumda bu projelerin mekansal strateji planı ve çevre düzeni planında değerlendirilmesi gereklidir. Çünkü bu kadar büyük projelerin üst ölçekli planları da gösterilmeden, alt ölçekli planlarda hazırlanması ve çözülmesi mümkün değildir. Eğer böyle bir durum olursa birçok sıkıntı ve problem de beraberinde gelir. Planlar yapılırken çevresinde veya bitişinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu olarak hazırlanır. Şayet korunacak alanlar da varsa bu durumda dikkate alınarak planlar hazırlanır. Örneğin Ürgüp-Kapadokya bölgesinde bir planlama çalışması yapılacaksa buradaki doğal yapı korunacak ve genel silüeti bozmayacak şekilde planlamalar yapılmalıdır. Bunun gibi sanayi yapılaşmasının yoğun olduğu bir yerin hemen yanı başında konut yapılaşması verilmemesine de örnek verebiliriz. Aslında planlama süreci, plan yapılacak bölgede araştırmaların yapılması, sorunların ortaya koyulması, veri ve bilgi toplama ile ilgili analiz aşaması bilgilerinin bir araya getirilmesi, bunların birleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesiyle ilgili sentez aşaması ve plan kararlarının oluşturulması süreçlerinden oluşmaktadır. Planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlamak üzere anket, kamuoyu yoklaması, kamuoyu araştırması, toplantı, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme yöntemleri kullanılarak kurum ve kuruluşların ve ilgili tarafların görüşlerinin alınması da esastır. Yani bir planlama yapılırken A'dan Z'ye kadar süreç ve bölge ile ilgili ne varsa her türlü veri toplanıyor, bunlar işleniyor, sonrasında planlamalar yapılıyor. Planlar iptal edilse dahi daha önceden alınan kurum ve kuruluşların görüşleriyle birlikte yapılan planların analiz ve sentez çalışmaları yeni plan çalışmalarında değerlendirilir. Evet arkadaşlar, bir imar planı yapılırken büyük ölçekte veyahut da küçük ölçekte olsun, bu kural ve kaideler doğrultusunda planlama süreci yürütülmektedir ve bu şekilde planlamalar yapılmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.